Beethoven'ın ilk iki senfonisinde Haydn ve Mozart'tan devraldığı klasik dört bölümlü kalıba uyduğu genelde söylenir ve yazılır. Bu klasik kalıpta üçüncü bölüm daima bir minuet ve trio. Minuetto İtalyanca, minuet Fransızca. Hangisini kullanacaksak önemli değil. Minuet Fransız kökenli olduğu tahmin edilen bir dans. Üç zamanlı bir dans. Ve bu senfoninin üçüncü bölümü olarak yer alması genelde finalin senfonik maceralarından önce dinleyiciye bir yerde biraz hafif zaman geçirmek, bir nefes aldırmak. Birinci senfoninin üçüncü bölümünde Beethoven bunu gerçekten alt üst ediyor bu geleneği. Minuetto diye bir başlığa aslında 17. yüzyılın başlarında Monteverdi'nin müziğinde bile rastlanıyor. Bach başta barok müziğin birçok suitlerinde minuet ve trio bölümleri var. Trio, minuetin içinde bir hafif daha hafif bir ara bölüm gibi. Beethoven'ın birinci senfoninin üçüncü bölümünde yaptığı aslında İkinci senfoniden itibaren scherzo yani bir şaka adını vereceği şeyi birinci senfonide yapıyor. Ancak adına yine minuetto diyor. Sanki dinleyiciyi ürkütmemek için geçmişle daha çok bağlantısı olduğu izlenimini vermeye çalışır gibi. Ancak minuetto diyor fakat çok hızlı çalınmasını istediğini söylüyor. Klasik minuetler Haydn ve Mozart senfonilerinde 20. yüzyılın ilk yarısında oldukça ağır çalınıyordu. Fakat bugün yapılan araştırmalar sonucunda bunun da daha çok kendi içinde üç zamana bölünen bir zamanlı minuetin de hızlıca bir dans olduğu tahmin ediliyor. Ve bugün artık daha hızlı çalınıyor bu minuetler. Fakat ona rağmen bu Beethoven'ın birinci senfonisinde adını koymadığı şeklinde minuet dediği şey tipik bir Beethoven scherzosu. Ben diyorsam böyledir artık diyor ve bundan sonra böyle olacak diyor. Bana biraz insanlara sanki bir gelenek, bir devamlılık varmış gibi içinde bir sürü yenilik olan bir arabaya eski modelin adını vermek gibi geliyor minuet demesi.